Birisi de Create PSD. Şimdi bu Create PSD ne işe yarar? Create PSD arkadaşlar sizin bunu bir sahne olarak düşünün, iç mekan sahnesi olarak düşünün. Bunu PSD olarak kaydediyorsunuz arkadaşlar. Bu sizin ne işinize yarıyor? After Effects'e import yapmanıza yarıyor arkadaşlar. Yani daha önce 3D Max dosyalarının After Effects'te nasıl açılacağı gibi sorular geliyordu. Bununla alakalı da bir ders hazırlamıştı. Bayağı da meşakkatli bir dersti. Ama 2016 versiyonumuz arkadaşlar bu sorun sizin için ortadan kalkıyor. Direkt Create PSD deyip bu oluşturmuş olduğu PSD dosyasını After Effects'te import ederek 3 boyutlu sahnenizi After Effects'te kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu alt kısımda yer alan arkadaşlar kompozitör ekranınızdaki ayarlamaları yapıyor. Şimdi orada birden fazla alan oluşturduysanız, seçenek oluşturduysanız, hepsi bir tarafa dağıldıysa ve hepsini görmek istiyorsanız zoom extend diyorsunuz. Pozisyona kilitlerseniz oradaki ayarlarınız ekrana kilitleniyor. Hiçbir şekilde hareket etmiyor. Sonrasında refresh var arkadaşlar. Sahnenizi yeniliyor. Sonrasında sequential var arkadaşlar. Sequential zaten biliyorsunuz kamera sequential kısmımız arkadaşlar. Onu oradan seçersiniz tekrar açıyor. En basit yoldan da kamera sequential arkadaşlar içindeki tüm özelliklerle bu işimize yarıyor. Şimdi 3D Max 2016'nın en yeni özelliklerden birisi de arkadaşlar Max Grab. Max Grab arkadaşlar hemen burada scripting menüsü altında yer alır. MCG dosyası ile de kurabilirsiniz. Hemen editörümüzü açalım. Karşınıza böyle bir pencere girer arkadaşlar. Burası F11 ile açılan script penceresinin geliştirilmiş hali. Şimdi burada modelleme yapabilirsiniz. Kendi script'inizi yazabilirsiniz. Tabii birazcık script bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Modelleme yapmak için de bir script bilgisine sahip olmanız lazım arkadaşlar. Burada 3D Max içerisinde kullanabileceğiniz çeşitli seçenekler var. Seçenekler dediğim script'ler var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradan bunların hepsi birer komut. Bunları kullanarak arkadaşlar modelleme yapabilir, kamera oluşturabilir, render ayarlarınızı yapabilir, geometri seçeneği altındaki komutların hepsini arkadaşlar kullanabilirsiniz. Tabi script dili ile beraber. Şimdi Max Graph'ı da anlattık arkadaşlar. Fiziksel kameramızdan da bahsettik. Şimdi sıra geldi arkadaşlar Populate kullanımına. Şimdi kamera sequencer'ımızı kapatıyoruz. Sahnemizdeki her şeyi de silelim arkadaşlar. Boş bir sahne elde ettik. Tekrar klasik dörtlü ekranımıza geçiyoruz. Save frame'imizi de kapatalım. Son 5-10 dakikamızda arkadaşlar soru cevap yapacağım. Yani Populate'i de anlattıktan sonra sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Populate kullanmak için buradaki Show Full Ribbon sekmesini açıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burası Populate sekmemiz arkadaşlar. Populate'den alakalı her şey burada var. Ama şunu belirtmek istiyorum. Kısaca size bu Ribbon menüden de bahsedeyim arkadaşlar. Ribbon menünün kullanımı şunun içinde arkadaşlar. Sizin bir grafik tabletiniz vardır. Dokunmatik. Modelleme yaparken Ribbon menüyü kullanırsınız. Ribbon menüyü kullanırken arkadaşlar bu grafik tabletin size ne gibi faydaları olur? Mesela bir Hörn komutu kullanımında siz Hörn'ü kullanmak için mouse kullanmanız sıkıntı olur. Hatta kullanamazsınız bile. Çünkü orada yapacağınız modellemeler böyle her bir tarafı bir şekilde savrulur gider. Kontrolü kaybedersiniz. Ama bir grafik tablet ile Ribbon menü ile beraber modelleme yaparken o tablet üzerinde tüm kontrol sizin elinizde olur arkadaşlar. Bir nevi kalemle çizermiş gibi modelleme yapabilirsiniz. Ribbon menünün böyle bir kolaylığı var. Şimdi top penceremizi büyütüyoruz arkadaşlar. Birazcık da
Uzatalım. Şimdi create flow arkadaşlar. Create flow şu demek. İnsanlar daha doğrusu sahnenize yerleştireceğiniz insan nüfusunun nerede yürüyeceğini belirtiyorsun arkadaşlar. Bir kere tıklıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi düz bir yol seçelim. Bunu belirledikten sonra da bir kere tıklıyoruz. Devam ettirmek isterseniz sağa sola her yöne doğru bu yolunuzu uzatabilirsiniz. Mouse ile sağ klik yaptığınızda sizin yolunuz bu şekilde hazır oluyor arkadaşlar. Sonrasında Create Area var arkadaşlar. Buradaki seçenekler. Bu oluşturmuş olduğumuz yol üzerinde oturan insanlar mı istiyoruz? Topluluk halinde insanlar mı istiyoruz? Ya da sabit duran insanlar mı? Yürüyen insanlar mı? Hani bunların hepsini aynı anda kullanabiliyorsunuz. İsterseniz tek bir tanesi de kullanabilirsiniz. Mesela öncelikle biz sahnemize 2-3 tane oturan insan koyalım. Sonrasında topluluk halinde olan insanlarımızı koyduk. Sonrasında yürüyen insanlar yapalım arkadaşlar. Hemen böyle hangi yönde ne şekilde yürüyeceklerini belirtiyoruz. Sonra bunu da bitirdikten sonra arkadaşlar bir de grup halinde duran insanlarımızı belirtelim. Mesela şu şekilde ve şu alanlarda pardon kullanımını belirleyelim arkadaşlar. Ve bırakalım. Bu işlemlerimizi yaptıktan sonra artık sahnemizde popletleri nasıl oluşturabilirsiniz? Hemen şöyle bir ekrana sığacak şekilde getirelim arkadaşlar. Bırakalım. Burada simulate butonunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu simulate'e basmanız yeterli. Sonrasında aşağı kısımda gördüğünüz gibi artık burada olmasını istediğiniz insanlar oluşturulmaya başlıyor. Sizin bilgisayarınızın performansına göre daha uzun ya da daha kısa sürebilecek bir işlem. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar insanlarımız, karakterlerimiz diyelim sahnemize yerleşti. Nüfusu birazcık kalabalık tuttuk. Şimdi bu sahnemizde yer alan insanlar arkadaşlar nasıl hareket edecek? Hemen şuradan Clay kısmına geliyoruz. Bunları hareket ettirmek için arkadaşlar buradan Play butonuna basmanız yeterlidir. Görmüş olduğunuz gibi oturan insanlar, grup halinde birbirleriyle diyalog halinde olanlar, yürüyenler, sabit duran bir insan topluluğu oluşturmuş olduk. Populate kullanımında bu kadar. Ha, sizin bu populate oluşumu hoşunuza gitmediyse arkadaşlar sıfırlayıp yeni bir şey oluşturmak istiyorsanız buradan görmüş olduğunuz gibi delete people diyorsunuz. İnsanlarınız gidiyor. Sonrasında bunların hepsini teker teker sahnenizden sildiğiniz zaman artık yeni bir popület oluşumuna girebilirsiniz. Evet, tüm konu başlıklarımızı anlattık arkadaşlar. Genel olarak yeni özelliklerden bahsettik. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa sorularına cevap verebilirim. Son 5-6 dakikamızı soru cevap olarak değerlendirebiliriz. Chat kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz direkt oradan sorularınızı yöneltebilirsiniz bana. Herhalde arkadaşlar soru sormak isteyen arkadaşlarımız yok. Herkes her şeyi sorunsuz bir şekilde anlamıştır diye düşünüyorum.
Birazcık daha bekleyeyim. Sonrasında soru gelmezse arkadaşlar artık seminerimizi sonlandırabiliriz. Bunun dışında arkadaşlar bana ulaşmak isterseniz serdarhakan@serdarhakan.net mail adresinden bana ulaşabilirsiniz ya da topluluk sayfamızdan direkt mesaj yolu ile ulaşabilirsiniz. Ayrıca izleyemeyen arkadaşlar olmuşsa veya yeniden izlemek isteyen arkadaşlar olursa bizim blogumuzda webinarımız yayınlanacak arkadaşlar. Video kaydını tekrar oradan izleyebilirsiniz. Evet. Soru gelmedi arkadaşlar. Ben hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir seminer olmuştur. Yeni bir seminerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz mutlu olun. Kolay gelsin.